İyi günler sevgili izleyiciler. Bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Lefke Avrupa Üniversitesi Televizyonu'nda sizlerle birlikte olmaktan dolayı büyük bir mutluluk ve büyük bir sevinç içerisindeyiz. Bugün sizlerle birlikte olmamızın en önemli sebeplerinden bir tanesi yine her zaman olduğu gibi Lefke'de Ceviz Festivali'nin olacak olması. Bu vesileyle sizlere Lefke Turizm Derneği Başkanı Sayın Ergun Taşkın'la birlikte Ceviz Festivali ile ilgili konuları görüşeceğiz. Ceviz Festivali'nin yanında da aynı zamanda Lefke'nin de bazı özelliklerini sizlere sunmaya çalışacağız. Evet, Ergun Taşkın Bey, hoş geldiniz diyoruz sizlere. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, sağ olasınız. Yine birlikte olduk. Yine birlikte Lefke'yi konuşacağız. Yine Ceviz Festivali'ni konuşacağız. Masamızın üzerinde görülen cevizleri konuşacağız. Neler hissediyorsunuz? Bize söyleyebilir misiniz, anlatabilir misiniz? Tabii. Bu üçüncü Ceviz Festivali olacak. Bildiğiniz gibi iki festivali geride bıraktık ve üçüncüsünü bu sene düzenliyoruz. Her festivalin bir öncekinden daha iyi olacağını düşünerek ona göre organizasyonumuzu yaptık. Daha fazla katılım bekliyoruz bu festivale. Daha fazla ilgi bekliyoruz. Arkadaşlarımız da büyük bir hevesle festival için çalışıyorlar. Peki bu birinci festival, ikinci festival, ardından üçüncü festivali düzenlemiş oldunuz. Bu festivalleri düzenleme açısından yaşadığınız olumlu, olumsuz gelişmeler, elde ettiğiniz bilgi, beceri, deneyimler nelerdir? Bizle paylaşabilir misiniz bunları? Tabii. Şimdi bunların amacı biliyorsunuz öncelikle Lefke bölgesini tanıtmak, Lefke'de ekoturizme olan ilgiyi arttırmak, halkın katılımını artırarak tanıtımla bölgeye turist akışını arttırmak. Başladığımız günden itibaren giderek halktan bu festivallere olan ilgi arttı. Katılımcılar açısından herkes bir sonraki festivali bekler hale geldi. Cevize olan ilgi ilk başladığımız günden bu yana artıyor. Bölgede de ceviz üretiminde de belli gözle gözükür bir artış var. Bildiğiniz gibi portakalda olan düşüşe karşılık biz bu ürünleri ön plana çıkararak Lefke'de portakalın dışında da gerek ceviz olsun gerek hurma olsun alternatif ürünler, tarım ürünleri olduğunu ada halkımıza ve dış dünyaya gösterdik. Ve ceviz bu şekilde giderek daha fazla önem arz etmeye başladı. Siz arayırda şey demiştiniz, bu ekoturizm olayı demiştiniz. Yani bunu bize biraz açar mısınız? Bu ekoturizmi en azından izleyicilerimiz de bundan biraz bilgi sahibi olsunlar. Tabii. Burada bizim kastettiğimiz Lefke bölgesinin turizme açılan kapısı olarak Lefke'de yetişen bir takım ürünlerin gerek ceviz olsun, hurma olsun, diğer ürünler olsun turizm vasıtasıyla tanıtımı, bunların pazarlaması da olan gelişmeler artı halkımızın ve turistlerin bölgeye olan ilgilerinin bu ürünler vasıtasıyla arttırılarak bölgeye bir turizm akışının sağlanması olarak kısaca söyleyebiliriz. Peki bu ceviz, yani tabii Lefke'de ve Kıbrıs'ta bilinen bir özellik, yani özellikle ceviz macunu bilinen bir özellik, tanınan hatta evlerde misafirlere ikram edilen bir macun çeşidimiz. Evet. Peki yani bunu dış ülkelere, dış pazarlara nasıl tanıtmayı düşünüyorsunuz? Şimdi bizim tabii şu andaki alanımız kısıtlı. Ancak Lefke bölgesine, Kıbrıs'a gelen turistlere tanıtımı yapılıyor. Tabii bunun ileride belki daha özel yurt dışına tanıtma şeyleri olabilir, programları olabilir. Şu anda o hedef bizde biraz daha uzakta gözüküyor. Biz şimdilik yerel olarak ada çapında bunu uygulamasını yapıyoruz. Peki nasıl oluyor bu ceviz yapımı, nasıl oluyor? Yani bakıyoruz karşımızda, şimdi izleyicilerimiz de göreceklerdi. Simsiyah cevizler falan, ama ne biçim şey falan.
diye düşünebilen nasıl yapılıyor? Yani böyle siyah nasıl oluyor? Bu konuda bize biraz bilgi verebilir misiniz? Şimdi bunun yapılması tabii bu mevsimde, Mayıs aylarında ceviz henüz daha sertleşmeden yeşil cevizler toplanıp evlerde değişik aşamalardan geçirilerek macun haline getiriliyor. Bildiğim kadarıyla böyle suyun içerisine falan tabii bunları konuluyor. Önce soyuluyor, suda bekletiliyor 7 gün. Daha sonra kirece sokup çıkarılıyor. Ardından kaynatılıp şekeri ve baharatları ilave edilmek suretiyle birkaç kaynatmadan sonra belli bir kıvama getiriliyor ve macun haline geliyor. Peki bunun geçenlerde bir yerde duymuştum da böyle yeme şekli de falan da var. Siz o konuda bir bilgisi var mı yani? Vallahi kimisi şurubunla sever, kimisi şurupsuz sever. Şimdi ben benim şuruplu sevdiğim için olduğu gibi yiyorum ama şurubunu sevmeyen suya akşam batırıp da yiyor. Akşam bir bayandan öğrenmiştim ben bunu. Konuşmamızın arasında şöyle dedi. Cevizin bir yeme şekli var tabii. Yani masamızda gördüğünüz gibi ceviz tabakların içerisinde gelen misafire ikram ediliyor dendi. Sonra bir bardak soğuk su vardır. Siz çatalla onu alıyorsunuz. Suyun içerisine koyuyorsunuz önce. Biraz hafif soğuk şeyini alıyorsunuz. Sonra onun yarısını ısırıyorsunuz. Sonra yarısını tekrar suya daldırıyorsunuz. Evet, işte o şurubunu sonra azaltmak tekrar için diyorsunuz. Herhalde. Yani böyle bir özellik Tabii. Varmış. Tabii ne Olabilir. Özelliği? Belki de izleyicilerimiz yiyen, bu işi tadan izleyiciler Tabii herkesin bileceklerdir zevkine ama göre değişir. bilmeyenler için anlatmakta yarar vardır. İçinde bir şeyler daha görüyorum. Ben ne var? O içerisinde ne var? Bunların tabii evlerde yapılan şekliyle içinde kavrulmuş badem oluyor. Kavrulmuş badem evet, oluyor. Bademi kavurup da koyuyorlar içine. Piyasada olan ceviz macunlarının birçoğunda bu yoktur. Evet. Evlerde biraz daha özenerek yapıldığı için hem badem oluyor içinde hem de tek tek karanfil saplıyorlar şeylere, cevizlere. Evet. Böylelikle almış olduğunuz tat da tabii çok güzel oluyor. Farklı oluyor yani. Peki bu tadı yani siz yaptığınız festivallerle zaten Kıbrıs'taki vatandaşlarımız biliyor ama dünyaya da bir nebze olsun duyurmaya çalışıyorsunuz tabii. Bunu. Peki Lefke vatandaşı, Lefke halkı bu konuda gerekli girişimleri, gerekli çoğaltmak yönünden, Evet. üretmek yönünden bulunuyor mu yani bu çabalardan? İşte dediğim gibi ilk festivalden bu yana talep artınca insanlar portakalda olan yaşadığımız hüsrana karşılık birçok kimse ceviz yetiştirme yoluna da gitti. Evet. Ceviz ağaçlarının sayısında belli gözlenebilir bir artış var. Yani bir ağaç aşağı satışında yukarı da ne kadar veriyor? Ağacına göre değişiyor yani. Çok büyüyor mu yani ceviz ağacı? Büyüyor tabii. 10 bin tane veren ağaç da var. Tane olarak biliyorsunuz toplanıyor ve satılıyor. 100 tane veren de vardır. Yani Artık bunu bu... şunun için söylüyorum. Yani en azından biz bir yığın vatandaşı çağıracağız. İşte festival yapacaksınız, düzenleyeceksiniz o gün için gelecek. Peki bu gelen vatandaşlar cevizden faydalanabilecekler mi? Yani bulabilecekler mi geldikleri zaman? Tabii şimdi şöyle, ceviz şu anda henüz büyümeye başladı. Ay sonuna kadar muhakkak macun yapılacak kıvama gelecektir. Hatta bir kısım cevizler daha önce de toplanmış olacak. Biz bu festivali düzenlerken aslında bir hafta 10 gün sonrası için planlamıştık. Fakat bölgede olan başka bir etkinlikten dolayı 2-3 Haziran'a denk geldi. Bundan sonraki yapacağımız festivallerde herhalde bu göz önüne alınıp diğer bölgedeki etkinlik yapanlarla da görüşülüp mümkünse bir hafta 10 gün tabii pek şey daha ileri olmuyor. atılacak. O zaman zamanlama daha iyi olacaktı. Yani gelen vatandaşlarımız diyorsunuz gerek yeşil ceviz soyulmuş bulacaklar, ceviz macun gerekse da macun da tabii. Bulup rahatlıkla Sergilerde olacak bunlardan bunlar, 10 miktar. Faydalanabilecekler Tabii diyorsunuz. Zaten festivalin amacı Lefke'yi tanıtmak, cevizi, ceviz macununu tatmak, bölgeye Evet. olan ilgiyi artırmak. Peki bu festivalde siz nerede yapacaksınız? Yani bu festivali nerede oluyor? Festivalin yeri neresi? Tabii. Yani gelen vatandaşlarımız nereye gelecek? Yeri nerede olacak? Nasıl alacaklar? Gelenler doğrudan Lefke merkeze gelecekler. Bu sene çıkacak olan el broşürlerinde, el ilanlarında Lefke'nin haritası da olacak arkasında. Festival bölgemizi biz çarşı olarak seçtik. Tarihi Lefke Çarşısı'nda trafiği kapatarak o bölgede yapacağız. Sergiler, standlar orada olacak. Bütün sahne de orada. Tüm eğlenceler 2 gün süren bir programımız var.
Sabah 10'dan akşam 8'e kadar çeşitli folklor ekipleri, sanatçılar, yarışmalar 2 gün devam edecek ve tüm etkinlik çarşıda olacak. Gelenler Lefke'de kalıp Lefke'deki kahvelerde, Lefke'deki kebapçılarda aradıklarını bulabilirler veyahut bu festivallerin standlarda. İçerisinde en zor olan vatandaşımız için, yani gelen bir, ben de katıldığım birçok festivalde şunu gördüm. Özellikle araçlarımızı park etmede bazı sorunlarla karşılaşıyoruz. Yani nereye park edeceğiz, nasıl park edeceğiz, arabamız güvenlik içerisinde olacak mı falan. Siz düşündünüz mü bu konuda, herhangi bir girişimde bulunduğunuz Tabii mu? Tabii, dediğim gibi el ilanlarının arkasında bir harita olacak ve haritada park yerleri gösterilecek. Hı hı. Ana caddeleri biz park yeri olarak belediye ile görüşüp karar verdik. Ana cadde ve buna paralel olan diğer Fadıl Nekipzade Caddesi, artı buralarda mevcut olan otopark yerleri, ki bunlar kısıtlıdır, harita üstünde gösterilecek, işaretlendi. Gelenler buralara park edip doğrudan çarşıya yürüyebilirler. Yani park ettikten sonra gelen vatandaşımız diyorsunuz rahatlıkla festival alanına girip güvenlik içerisinde, emniyet içerisinde, kendisi de huzur içerisinde festivale girip gününü geçirebilir. Gününü eğlenceli bir şekilde geçirebilecektir. Tabii. Peki neler yapacaksınız festivalin içerisinde? Bir yığın şeylerden bahsettiğiniz, hızlı hızlı geçtiğiniz de böyle tek tek ele alabilir miyiz onları? Tabii. Festivalin içerisinde bahsettiğimiz gibi sabah 9-10 açılışla birlikte gün içerisinde değişik folklor ekipleri var. Kimler var mesela folklor ekipleri derken? İlk gün açılışta derneğimizin kendi folklor ekibi şey edecek, yer alacak. Lefke Turizm Derneği'nin folklor ekibinin açılışta yer alacak, oynayacak gençlerimiz. Aynı zamanda bu sene Lavi'de kendi folklor ekibini açılışa gönderiyor. Onlar da bulunacaklar orada. Daha sonra Yeşilyurt Okulu'nun folklor gösterisi olsun. Gasat, bildiğiniz gibi her sene gelip bize destek veriyor. Gasat'ın Latin ve Roman dansları var. Girne Tango Kulübü'nün dans gösterisi var birinci gün. Ve günün sonuna doğru Bahar Gökhan Hanım'ın bir Türk Sanat Müziği konseri var. Yani bir yanda siz folklor gösterileri yaparken bir yandan da sanatçılarla renk katmaya çalışıyorsunuz festivalde. Arada da gene Lav Müzik Grubu, Caziz yer alıyor. Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi Orkestrası dans gösterisi var. Gasat'ın kendi orkestrası var. Lefke Turizm Derneği'nin müzik grubu var. Birinci gün onlar da sahne alacaklar. İkinci gün gene aynı şekilde devam ediyor. Folklor ekipleri ve orkestralarla grup Umut gelecek Magosa'dan. İkinci gün saat 12'de. Magosa'dan bir grup geliyor yani. Evet, geliyor. İstiklalik Okulu'nun korosu var. Onlar yer alacaklar. Lavi'nin ikinci bir grubu ikinci gün yer alıyor. Ve ikinci günün sonunda da Lefkeli yerel sanatçımız Feridun Işıman'ın bir konseri var grubuyla. Her iki günün sonunda da iki büyük konserimiz var. Konserlerle daha da canlı hale geliyor. Tabii arada bir takım yarışmalarımız da var. Gerek tavla yarışmaları olsun, dart yarışmaları ve birinci gün ve ikinci gün cevizli ürünler yarışması, ikinci günde macun yarışması yani var. Bu yarışmalarda Ergun Bey ne sergilenecek? Yani cevizi böyle alıp onu mu sunacaklar bize? Veya ceviz ürünler dediniz. Ceviz macunları yani bir yarışmayla. Yapan bayanlar bunları sergileyecekler. Tabii. Marifetlerini gösterecekler. Tabii, tabii. Diyorsunuz. O zaman buradan da seslenebiliriz biz. Lefkeli bayanlarımıza özellikle, yani bu işi yapanlara, marifetinize, becerinize güveniyorsanız buyurun siz de bu yarışmalara katılınız. Gösterin kendinizi. Peki bu tabii şey verildikten sonra eğlenceler bir yanda. İstandların içerisinde de başka ürün satış falan olacak mı yani? Oluyor tabii. Ne gibi mesela? Yerel yiyecekler oluyor. Her türlü. Yani geçenlerde yine bazı arkadaşlarla konuşurken şey konusu, mesela gül suyu konusu geçti. Tabii, öyle tabii. Bir şey var mı yani? Lefke'de nasıl oluyor o öyle bir şeyler? Çiçek suyu. Çiçek suyu olarak. Çiçek suyu yapılıyor bölgede. Turunç çiçeklerinin suyu. Gül suyu gibi çıkartılıp
Standlarda onlar bulunacak macunların yanında. Diğer macunlar da olacak. Değişik macunlar da olacak. Değişik tabii macunlar ki. da olacak. Reçeller olacak. Dediğiniz gibi limonata olabilir. Portakal limonatası, Yani limon. Ergun Bey şöyle ben baktığım zaman şu programa gördüğümde şunu fark ediyorum. Bir yandan bizi tatlandırırken bir yandan da müziklerinizle, folklorinizle, Tabii. yarışmalarınızla da eğlendireceksiniz. Peki bunun içerisinde ben bir şey daha görüyorum. Bu el işleri diyor. Yani muhakkak bayanlarımız bu konuda el işlerinde de marifetlerini sergilecekler mi? Nasıl olacak o öyle bir tabii, şey? Tabii. Lefke Köy Kadın Kursu'nun düzenlemiş olduğu bir sergi var. Hatta iki sergimiz var. Serginin bir tanesi el işleri. Bayanlar tarafından sene içinde ürettikleri el işleri sergilenecek. Bu satışa da sunulacak mı yani bunlar? Bunlar tabii dernek tarafından satışa da sunulacak. Artı bir de fotoğraf sergisi var. Bölgedeki fotoğrafçı arkadaşlarımızın hazırlamış oldukları bölgeyi tanıtan fotoğraflar ayrı bir sergide sergilenecek. Yani bayağı yüklü bir program öngörüyorsunuz. Mümkün olduğu kadar bölgeyi, özelliklerini, ada kültürünü anlatacak şekilde planlamaya çalıştık. İçinde hem folklor, hem müzik, hem yerel tatlar olmak üzere değişik, herkese göre bir şeyler var. Peki şeyi nasıl görüyorsunuz siz Ergun Bey? Şimdi tabii aşağı yukarı bu üçüncüsü olduğuna göre hem deneyiminiz var, hem gözlemleriniz de vardır. Gerek Lefkeli ve yöresi, gerekse dışarıdan gelen Kıbrıslı vatandaşlarımız, gerekse turistlerin evet, ilgisini nasıl buluyorsunuz bu şimdi festivale? Tabii bu festivaller Lefke gibi küçük yerlerde turizme küçük küçük katkılarda bulunmaktadır. Bunların olması çok iyi bir şey. Hatta ada çapında tüm küçük bölgelerde festivallerin yapılması, belki bazı insanlar şey diye düşünüyor olabilir, her yerde festivaller başladı, her şeyin festivali yapılıyor diye, ama yani adayı tanıtmanın başka da bir yolu yok gibi geliyor. Lefke gibi güzel eski bir Osmanlı kasabası, doğasıyla, ürünleriyle kendini Yalnız ancak bu şekilde bu tanıtabilir. güzelliğini söylediniz Lefke'nin, doğru da bu Osmanlı kasabası olmasının bir özelliği tabii sanırım evlerden gelmektedir. Evleri, yalnız bu evleri biraz bakımsız gibi görünüyor Lefke'nin. Bu konuda ne dersiniz? Şimdi Lefke'de turizme giden yolda festivaller dediğim gibi küçük bir katkı, ilgiyi arttırmak için. Fakat ilgi arttıkça Lefke'nin de biraz kendisini toparlaması gerekiyor. Gerek Lefkeli kendi insanımızın sahip olduğu kıymetini bilmedikleri bu evleri bir şekilde çıkan, açılan projelerle, fonlarla veya kendi katkılarıyla turizme kazandırmaları gerekiyor. Ayrıca devletin de buralara, Turizm Bakanlığı'nın eski eserlerinin biraz başını çevirip bakarak Siz bunları teşvik etmesi ve kıymeti bilmiyor dediniz. Ben o çok o söz çok dikkatimi çekti. Yani neden bilemiyoruz peki sizce? Kültürde, yani adadaki kültürde eskiye karşı merak dış ülkelere nazaran zannederim biraz daha az gibi geliyor. Gerçi Yani zaman içerisinde bu da yavaş yavaş kavranmaya başladı bazı yerlerde. Turist yeniye gelmez. Eskiye gelir. Sizin eski kültürünüzü, geçmişinizi öğrenmek üzere gelir. Bizim Lefke'de beklediğimiz turist de kültür turizmi için adaya gelen turistler. Çünkü malum olduğu üzere Lefke'de ne 5 yıldız otel var ne kumarhane var. Bölge için seçilmiş olan turizm planı da bugüne kadar sözü edilen Lefke bölgesinin ekoturizm bölgesi olduğu yönünde. Küçük tesislerin, butik otellerin, küçük işletmelerin, restoranlar olsun, diğer yerler olsun desteklenmesi, sayısının arttırılması ve turizme açılması konusu. Peki siz turizm derneği olarak halkın veya mal sahiplerinin, Lefke'deki şeylerin bu konudaki bilincini artırmak, geliştirmek yönünde ne gibi çabalar sarf ediyorsunuz? Biz kişisel temaslarımızla, bölgedeki insanlarla bu tip yerlerin turizme kazandırılması için mümkün olduğunca... Nasıl bakıyor? Halkımız nasıl bakıyor peki? Şimdi halkımız
Tabii bu olaylar biraz yavaş seyrediyor. Yapanlar da oluyor. Yapanlar oldukça bu sefer hiç yapmayanlar yapmayı düşünmeye başlıyorlar. Halbuki şöyle bir inanç var. Eskinin yıkılıp yeninin yapılması, beton kalıp konulup dökülmesi daha kolay gibi gelse de eskinin kıymeti bir başka oluyor tabii. Yani bir tarihi değeri var, bir kültürel değeri var. Şey olarak da yani eskiyi restore edip Peki, sakladığınız zaman... Turizm Bakanlığı gerek festival konusunda, gerekse bu eski eserler konusunda, çünkü esas içerisinde olması gereken, çalışması gereken, yol göstermesi gereken birim orası. Turizm Bakanlığı'nın sizinle ilgisi veya sizin yapmış olduğunuz bölgeye olan ilgisi, bölgeye şey nasıl buluyorsunuz onu? Yetersiz tabii. Yani turizm açısından bölgede yapılmış bugüne kadar bakanlıkların yapmış olduğu herhangi bir şey göze çarpmıyor. Yani bu konuda siz Turizm Bakanlığı'ndan da... Biz zaman zaman gittiğimiz, görüştüğümüz bakanlıklara turizm konusunda Lefke'de neler yapılması gerektiğini yazılı olarak kendilerine sunuyoruz, anlatıyoruz. Fakat bugüne kadar Lefke'de henüz, ki en çok bahsettiğimiz konu da şudur, birkaç tarihi eser var. Bunların temizlenip kazandırılması Lefke'ye, bir iki konağın müze haline getirilmesi, belki CMC'nin son kalan birkaç tren, lokomotif, römorkor gibi deniz kenarında duran son kalan şeylerinin turizme Kalıntıları kazan mı diyelim? kalıntıları diyelim, kalıntılarının iyice çürüyüp yok olmadan bir açık hava müzesinde turistlere sunulması. Tabii Lefke'ye cazibeyi arttırmak için Lefke'de de olan olanakları arttırmamız lazım. Turist niçin gelecek Lefke'ye? Geçenlerde şöyle bir şey söyleyeyim size. Gemi konağında bir arkadaşla rast geldim. Daha önceden Lefke'de iş yaptığından bahsetmişti. Sonra gemi konağına kaçtı. Neden gemi konağına kaçtın diye ben ona sorduğum zaman Lefke'nin kapalı oluşundan söz etti. Yani çıkmaz sokak oluşundan. Bu etkiliyor mu? Yani çıkmaz bir sokak olması Lefke'nin Trodos'a geçilememesi veya Trodos'tan bu tarafa insanların gelememesi ne şekilde etkiliyor? Veya bu yolun açılması gerekiyor mu sizce? Muhakkak açılırsa daha iyi olur. Ancak bir tahmin bu tabi, bilemiyoruz. Çünkü diğer açılan kapıların ne kadar faydası oldu Lefke'ye. Birkaçı kullanılıyor, oradan zaman zaman turistler geliyor ama direkt Lefke'yi etkilemedi bunlar tabi. Belki daha başka yerleri etkilemiştir. Bunu şunun için soruyorum Ergun Bey. Çünkü benim şahsi kanaatim, kendi görüşüm odur ki yani bir yerde siz kendiniz aslında kapı açık olsun veya kapalı olsun. Hiç fark etmiyor aslında. Siz kendiniz kendi ürününüzü, kendi özelliğinizi ortaya sermediğiniz zaman aslında müşteri için de cazip haline gelemiyorsunuz. Sizin yapacağınız bu 3. Lefke Ceviz Festivali aslında Lefke'yi de bir cazibe haline getiriyor. Bir noktada yani gerek Lefke içindeki, yöresindeki veya Kıbrıs içerisindeki insanları buraya taşımaya yönelik bir hareket oluyor. Aynı şekilde gelen turistleri de buraya getiriyor. Tabii. Aslında kapı kapalı olmasına rağmen de dikkat ederseniz yapmış olduğunuz bu festival ne yapıyor? Bir canlılık katıyor Lefke'ye de. Ve ne yapıyor? Oradaki insanları da aktif yani hareketli hale getiriyor. Ürününü çoğaltma yönüne doğru getiriyor. Ve dolayısıyla ne yapıyor? Onları da hayata daha yakın, daha samimi bir şekilde getiriyor. Onun için dedim yani bu bakımdan baktığınız zaman siz kendi ürününüzü, kendi malınızı değerlendirmediğiniz sürece yani kapı açık olmuş veya kapalı olmuş pek bir şey fark etmiyor aslında. Tabii. O yüzden burada da diyebiliriz yani biz sevgili izleyicilerimize yani sizler özellikle Lefkelilere tabii kendi ürününüze, kendi malınıza sahip çıkınız, onu değerlendiriniz, onu geliştiriniz ki buraya insan yerli veya yabancı taşıyabilelim, getirebilelim yani sizler vasıtasıyla. Çünkü sizin üstlenmiş olduğunuz bu misyon gerçekten özveriye dayalı, gönüllülük esasına dayalı bir yapıdır ve gerçekten takdir edilmesi gereken bir olaydır. Bu açıdan baktığımız zaman gerçekten sizleri takdir etmemek mümkün değil.
Peki bu işleri nasıl yapıyorsunuz Ergun Bey? Yani kendi içinizde nasıl çalışıyorsunuz? Bize kendi derneğinizdeki çalışmalardan bahsedebilir misiniz? Çünkü bir yandan da bahsettiğiniz konuların içinde bir de müzik konusu var galiba. Evet, şimdi dernekte tabii dernek gönüllülük esasına dayalı bir dernek. Dernek çalışmaları, dernekteki gönüllü arkadaşlarımızın bu turizm yoluna zaman ayırarak lefkeyi geliştirmek için şahsen yaptıkları çalışmalarla yürüyen bir iş. Derneğimiz 2 seneyi geride bıraktı. Üçüncü dediniz fakat 2 de hurma festivali var. Ya bir de sizin 2 tane de hurma festivaliniz var. 5 festivalle lefkeye olan cazibeyi biraz arttırdığımızı hissediyoruz. Biz tabii diğer konularda da uğraşıyoruz. Lefke'de son Turizm Bakanlığı'nın açmış olduğu projede belediye ile beraber ortak bir proje hazırlayıp verdik. Ve bu projeyi de kazandık. Amacımız Lefke'ye yürüyüş yolları ve şeylerin yapılmasıydı. 3 tane tarihi eserin kazandırılmasıydı. Bu tip projelerle de uğraşıyoruz. Gerek elçiliğin açmış olduğu, Turizm Bakanlığı'nın açmış olduğu veya da AB'nin açmış olduğu. Yani sizler her yönden Lefke'nin gelişimine katkı koymak katkı için. Katkı koymaya çalışıyoruz. Canı gönülden diyorsunuz. Kadar. Elimizden geldiğince tabii çalışacağız diyorsunuz. Kubilay Bey, cevizler burada duruyor. Macunlar. Siz evet, bir ceviz yeme olayından bahsettiniz ama bunu bizzat gösterirseniz daha da tabii, memnun olacağız. Tabii bildiğim kadarıyla şöyle bir bahsedelim. Yeme şekli dedik ki, yani öncelikle şu çift çatallı çatalımızla onu alıyoruz böyle bir güzel kaçmasın. Bunu soğuk soğun içerisinde önce bir güzel böyle bir miktar tutuyoruz. Amaç onun biraz soğumasını sağlamak, akidesini almak. Sonra onu bir güzel ısırıyorsunuz. Tabii hepsini yemiyorsunuz bir anda. Bunu yine daldırıyorsunuz. İkinci kez. O soğukluğunu da almaya çalışıyorsunuz. Yani onun suyundan beraber. Şerbetini özelliği bırakıp, zaten o şerbeti tabii. Daha az şerbetli oluyor. Tabii sonra onu tümden yiyorsunuz. Gerçekten tadını böyle hissediyorsunuz. Doyasıya. Tabii seyircilerimize de söylüyoruz. Onlar da buyurlar gelirlerse Lefke'ye, onlar da bu tadı alacaklardır. Çünkü bu tadı almadan gerçekten çok nefis, harika bir tadı var. Yani bir yiyen bir daha yemek istiyor. Ama biz hep yersek, bu sefer kameraman arkadaşlarımız da bize kızacaklar, bize hani diyecekler. Onun için biz arkadaşlarımıza da ikram edeceğiz. Ama gerçekten çok nefis. Teşekkür ederiz Ergun Bey. Sonra bunun suyunu içiyorsunuz. Tabii. Tadı bazen isterseniz damağınızda bırakabilirsiniz yani ama almakta da fayda var. Afiyet olsun. Son sözler olarak programımız azar azar dolmak üzeredir. Bizlere veya Lefke halkına veya Kıbrıs halkına bu festivalle ilgili neler söylemek istiyorsunuz? Onları nasıl davet ediyorsunuz? Herkesi bu güzel etkinliğe bekliyoruz. 2 gün boyunca Lefke'de, Lefke Çarşısı'nda kendilerini eğlendirecek, ağırlayacak güzel bir programımız var. Esnafımız da bu sefer bu işe daha iyi soyundu. Gönül veriyorsunuz. Daha güzel hazırlanıyor. 2 güzel gün geçirmek için Lefke'ye buyurun gelin diyoruz herkese. Evet, teşekkür ederiz. Teşekkürler. Evet, sevgili izleyiciler. Gördüğünüz üzere konuğumuz Lefke Turizm Derneği Başkanı Sayın Ergun Taşkın bizlere Lefke Ceviz Festivali ile ilgili gerekli bilgileri sundular, verdiler ve sizlere diyor ki sizler bu eğlencede, bu tatta olmak istiyorsanız buyurun Lefke'ye geliniz diyor. Bizler de sizleri bu güzel Güzide kasabamıza davet ediyoruz. Hepinizi orada cevizle, ceviz macunuyla ağırlama sözü veriyoruz Sayın Başkan. Tabii. Ne diyorsunuz? Bol miktarda cevizimiz de macunumuz da var diyor. Ve sizlerle tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz. Neden sizin de bir altın bileziğiniz olmasın? Altın Bilezik Sertifika Programı ile sizleri yepyeni iş fırsatları bekliyor.
Altın Bilezik Sertifika Programı ile hayalinizdeki mesleğe kavuşun. Lefke Avrupa Üniversitesi'nin düzenlediği Altın Bilezik Sertifika Programı'na katılın, altın bileziği kolunuza takın. Türkiye'nin ilk eğitim ve gençlik kanalı ZTV Bilgi ve Lefke Avrupa Üniversitesi işbirliği ile gerçekleşecek olan Altın Bilezik Sertifika Programı'na katılın, siz de bir meslek sahibi olun. Satış, pazarlama, çağdaş yönetim ve yönetim teknikleri, video montaj, kurgu ve grafik animasyon, güvenlik elemanı yetiştirme, call center ve gastronomi olmak üzere toplam 6 alanda düzenlenecek olan Altın Bilezik Sertifika Programı hakkında detaylı bilgi almak istiyorsanız hemen ZTV'ye ücretsiz üye olun. Bugün eğitim fakültesi olarak yazar Ayla Kutlu'yu misafir ediyoruz. Hoş geldiniz Ayla Hanım. Hoş bulduk. Zannediyorum Kıbrıs'ın bu bölgesini bilmiyorsunuz. Bilmiyorum da hala bilmiyorum. Hala bilmiyorsunuz. Evet. Bize önerdiğiniz gibi sizi gezdireceğiz etrafta. O konuda hiç kaygınız olmasın. Tabii siz çok ünlü bir yazarsınız. Biz eğitim fakültesinde çocuk edebiyatı diye bir dersimiz var. Sizin gibi usta bir yazardan bu alanda nasıl bilgiler alabiliriz? Hem öğrencilerim adına hem kendim adına. Bu konuda bize biraz bilgi verir misiniz? Tabii usta yazar sözünüze teşekkür ederim. Ben kendimi usta saymıyorum. Çünkü bu işte ustalığa erdiğine inanan insanın artık duracağına inanıyorum. Onun için ben hala eskisi kadar çalışmak heyecanlı. Zorunda olan, evet heyecanlı ve amatör ruhu sürekli var olan bir insanım. Şimdi çocuk edebiyatı beni çok heyecanlandıran bir edebiyat. Evet. Daha önce varlığı yatsınmış. İşte büyüklerin okuduklarını çocuklar da okumayı öğrendikten sonra onlar da okusunlar. Evet. Bu kadarı yeter denmiş. Ama çocuğun kendi o özgün ruhu, özgür karakteri, öğrenme aşkı, yaratıcı gücü. Bütün bunlar dikkate alındığında özel bir tür olduğu ve bu insanlara için özel bir edebiyat gerektiği hiç tartışılmaz hale geliyor. Yabancılar bunu çok önceden anlamışlar ve maalesef, uygulamışlar maalesef, her yönüyle. Yani maalesef. Hem baskı kalitesiyle hem resimleriyle hem konularıyla her şeyiyle yapmışlar. Ama son yıllarda, son 20 yılda Türkiye'de çok ciddi bir çocuk kitabı patlaması yaşandı. Bunların büyük bir kısmı Tanrı'ya şükürler olsun ki çok iyi ve çok kaliteli. Hı hı. Bir kısmı kalitesiz olabilir ama onlar da düzelecektir. Ve okumaya ne kadar yarar oldu derseniz o tamamıyla ayrı bir konuşma konusu. Evet. O konuda çok bir şeyler söylemek istemem. Ama beni heyecanlandıran yanı bu ziyaretimin bir defa Batı Kıbrıs'ı görmekten hoşnutum. Önce onu söyleyeyim. Çok teşekkür hem halkını, ederiz. Hem doğasını, evet. Hem varlığını çok sevdiğim bir yer. Bunun yanında ben hayatımda ilk defa okul öncesi çocuklarını eğitmek için eğitim alan insanlarla bir araya geldim. Evet, bunu evet. da Lefke Avrupa Üniversitesi'nin uyanık ve uz görüşlü olmasına borçluyum. Çok sağ olun. Sağ olun. Çok çok sağ olun. Onlarla ben elbette o çocuklara deneyimlerimden söz edeceğim. Onlara bir faydam olacağına da inanıyorum. Ben ama, de çok eminim o konuda. Ama bu işler hep karşılıklı alışverişlerdir. Onların da bana verecekleri çok ciddi ipuçları olacak diye inanıyorum. Sayın Kutlu, biz sizi daha çok yetişkinlere yönelik eserlerinizle tanıyoruz ve özgeçmişinizden anladığım kadarıyla çocuk edebiyatı daha sonradan ya da bu alandaki çalışmalarınız daha sonraki zamanlarınıza rastlıyor. Şöyle bir hayatınızı yeniden kurgulamak isteseydiniz, acaba çocuk edebiyatını daha önce yazmak ister miydiniz? Yoksa o diğer edebiyat alanınız sizi besledi, ondan sonra mı çocuk edebiyatına yöneldiniz? Vallahi şimdi Albert Moravia'nın bir sözü var. Ben aslında çok akıllıca bir söz değil ama benim hoşuma gidiyor. Şey der o,
konuyla birebir ilgisi yok ama ben benzetiyorum. Filmle roman arasında bir bağlantı vardır. İkisi de canlıdır ama ikisi de ayrı ayrı hayvanlardır. Çok güzel. Şimdi çocuk edebiyatıyla yetişkin edebiyatı arasında da böyle bir ilişki vardır ama devamı da öyle. İkisi de ayrı ayrı canlılardır bunların. Aslında ben çocuk edebiyatıyla ilgilenmeyi çok başlarda düşünmüştüm. Ama çok doğru bir itiraftır bu. Cesaret edemedim. Çünkü çocuğa duyduğum saygıdan dolayı cesaret edemedim. Bu o kadar hafife alınacak bir iş değil. Kuşkusuz, yani, öyle işte önce çocuk edebiyatı sonra büyük edebiyatı bence olamazdı. Benim yöntemim doğru bir yöntem sanırım. Evet. İnanır mısınız ben 7 veya 8. kitabımdan sonra 50 yaşımdan sonra, 50 yaşımı doldurduktan sonra zaten yıllardan beri hep düşünüyordum çocuk edebiyatına bir baksam bir şey yapamaz mıyım falan diye. Ama hep çekince içindeyim. Çünkü birkaç şey var ki bunları yapıp yapamayacağımdan kuşkuluydum. Birincisi çocuğu çekecek bir konu evet. yaratabilir miyim? İkincisi dil olarak onların anlayacağı bir dilde ama kirli olmayan, zor olmayan, ukalalık yapmayan, didaktik olmayan, ona çok üstüne evet, dururum, evet. didaktik olmayan çocuğu hemen kavrayıp ona dünya açacak bir kitap. Daha en başta tabii birinci kitapla başlarsınız. Bunu yapabilir miyim, yapamaz mıyım kuşkum vardı. Ama bir ressama borçluyum. Çocuk kitabı yazmamı, yani beni yüreklendirmesini. Onun sayesinde hem bu konuda çok daha fazla düşünür oldum. Hem de ard arda birçok çocuk kitabı geldi ve beni her biri ayrı ayrı mutlu etti. Çünkü onun çalışma tarzı çok daha farklı. Evet, acaba o rastlantının içeriğini bize açabilir misiniz? Tabii tabii, memnuniyetle. Çok hoş bir şeydi. Şimdi ben bir ara Bilgi Yayın Evi'nde, benim kitaplarımı basan yayın evinde editörlük de yaptım. Bu editörlüğüm sırasında çok ünlü bir yazar bir çocuk kitabı gönderdi bize. Kitap biraz fazla politik bir kitaptı. Yazara dedik ki yani bu çocukların bu yaşlarda politik ortama bu kadar çok dalmasını falan biz uygun görmüyoruz. Bunları acaba ayıklar mısınız? Ünlü de bir yazar. Yani çok da şey demiyorsunuz. Karışmak istemiyorsunuz. Evet, hem karışmak istemiyorsunuz hem de ukalalık diye nitelendirilir. Bunu evet. da yapmaya hiç niyetimiz yok. Adamcağız bazı yerlerini düzeltti, tekrar gönderdi. Artık vardı yine kitapta o biraz politikanın aşırılığı falan. Ama o yazara bir şey yapamazdık. Ressamı çağırdık. Ben bir okuyayım dedi. Zaten çok iyi okurlardır aynı zamanda çocuk kitabı ressamları. Çok da iyi bir çocuk kitabı resimleyicisiydi. Aldı kitabı, gitti. Ertesi gün geldi. Kitabı böyle koydu masamın yanına kibarca. Dedi ki bunu isterseniz bir başkasına resimletin. Ben de bir anneyim. Böyle bir kitabı ben oğluma okutmak istemezdim dedi. Çünkü dedi o yaşama sevincini yaşasın, şakalaşsın, gülsün. Ama böyle büyüklerin işleri olan şeylere o çocuk akıllarıyla onları katıp da büyüklerden daha akıllı gösteren o yapay tavırlar bana yakın gelmiyor dedi. Çok akıllı bir kadın. Evet doğru, ben de aynı şeyleri düşünüyorum aslında kitap için. Sonra ama dedi başka bir kitap olursa falan dedi yani beni çağırabilirsiniz dedi. Kapıda durdu, çıkarken kapıyı açtı, kapıda durdu. Son anda dedi ki siz çocuk kitabı yazsanız ben onu resimlemekten çok zevk alırdım. Ama ben yazamam. Yani bayağı korkuyor sanki zorluyormuş evet. gibi. Ben yazamıyorum dedim. Yazarsınız, yazarsınız dedi. Gitti. Tamam, o gün bir sürü işten bir tanesiydi. Tabii ki. Gece şeytan aklıma girdi. Bu kadıncağız niye sana böyle söyledi? Yazabilir misin? İnanın yataktan kalktım. O zaman tabii daha genç olduğum için. Hala gençsiniz. Hala genciz diyelim.
deyin, herkes de gülsün, iyi olur, şakalaşalım. sabaha kadar oğluma anlattım 6 tane masalı. Sabaha kadar uyumadan oturdum yazdım. 6 tane mi? 6 masal ama bunlar çok kısa okul öncesi çocukları için. Yani 3 yaşından başlayarak anlatılacak kitaplar, pardon metinler. Onu götürdüm. Ya, yayın evi dedi ki bundan dedi ayrı bir şey çocuk kitabı dizisi hazırlayalım dedi. Ve Elif çocuk dizisi diye bir dizi açtık. Onlar yayınlandı. Fakat arkasından bir baktım şey geliyor böyle sürekli sanki böyle bir baraj yapmışım da sonra barajın kapakları açılmış gibi çocuk kitapları ard arda geldi. Son 5 yıldır falan yazmıyorum ama bu üstünde çalışmıyorum demek değil, yayınlanmıyor henüz ama... Yeni konular, yeni kitaplar. Çocuklar varsa dünyada, her gün yeni çocuklar doğuyorsa mutlaka çocuk kitapları da var. Harikasınız Ayla Hanım. Gerçekten özellikle... Ben utanırım böyle şey. Hakikaten söylemeyeyim ben. Hakikaten utangaç bir insanım böyle şeyler. Hayır, şu bağlamda söylüyorum. En azından neler yarattınız, neler ortaya çıkardınız... Tabii ki ben alanım olmadığı için sadece bir okuyucu olarak biliyorum sizin yazma stilinizi vesaireyi. Artı dost olarak tanıyorum sizi. Ama bu konuları dile getirmek bile Türkiye'de artık çok güzel değil mi? Yani tartışmamız lazım. Çocuklara niye biz Alman öykülerini okuyalım? Niye farklı dillerden hayır onlar okunmasın anlamında değil. Ama bizde de böyle yetenekler o kadar çok ki. Onların ortaya çıkması lazım. O kadar güzel çocuk kitapları şimdi çıkıyor. Evet. O kadar iyi, ünlü çocuk kitapları yani ünlenmiş ve çocuklara çok iyi şeyler vermiş. Kitaplar yayınlanıyor ki. Şimdi de tabii yeni bir sorun çıktı ortaya. Çocuklar, hatta bakın, yayın evi işte budur. Rahmetli Ahmet Küflü Bilgi Yayın Evi'nin kurucusu, aynı zamanda benim çok yakın bir dostumdu. Yani ben o yayın evine girdim. Düşünün şu anda en eski yazarıyım yayın evinin. Bende vefa duygusu çok yoğundur. Onda da çok yoğundu. Demişti ki bana yeni çocuk kitaplarına açıldığımız zaman, Ayla, piyasada çocukları kitaba alıştıracak güzel çocuk kitapları pek yok. Biz ilerideki kendi okurumuzu kendimiz hazırlayalım. Ne kadar ve güzel. Böyle başladı Bilgi Yayın Evi'nin atağı. Uzun yıllar hep birinciliği elde tuttu. Şimdi tabii başka yayın evleri de var. Böyle birinciliği kaybetmek de can feda böyle tabii bir şey. Ki, ne tabii kadar ki, güzel. Tabii ki. Yani sizin yeriniz her zaman için kuşkusuz başkadır ama yeni nesile sizlerin, bizlerin model olmamız gerekiyor. Onlar da iyi alıyorlar gerçekten. Umarım. Evet, çok iyi yazarlarımız var. Yani ben Türk Edebiyatı'nın aslında çok çok iyi bir yerde olduğu kanısındayım. Ne kadar hani güzel. Çocuk kitaplar yok mu? Hem çocuk kitabında hem yetişkin kitabında. Ama buradan o sorunu atlamak istemiyorum. Şimdi çocuk kitapları var. Çocukları alıştırdık. O çocuklarımız bugün geliyor. Ne diyor biliyor musunuz? Ben artık ilk gençlik çağındayım. Benim yaşıma göre hiç kitap yok diyor. Evet. İşte bu ihtiyaçları görebilmek lazım. Yani kuşkusuz sanat şey değildir. Hani böyle yönlendirmelere çok... Evet, kategorilere sokulacak, yönlendirilecek bir şey değil. Alan değil ama yine de görebilmek. O da bir yaratıcılık aslında bence. Aslında yazarlık nedir? Bir tür paylaşma isteğidir. İletişim. Evet. Şimdi yetişkinle paylaşıyorsun. Tabii çocukla ki. Paylaşıyorsun. Tabii ki. Peki ilk gençlik çağında olan çocukla niye paylaşmıyorsun? Mecbursun. Talep tabii diyor ki. Çünkü benim için yaz diyor çocuk. Tabii bu ki. Çağda bana göre sunacağın hiç kitabın yok diyor. Ya da çok az kitabın var. Oysa ben daha çok kitaba gereksinme duyuyorum diyor.
Bu da çok hoş bir şey. Tabii ki. Ve onların dillendirilmesi artık çok güzel. Evet. Ve bunların görülmesi çok güzel ve bu ihtiyaca yanıtlar oluşturulması tabii. Güzel. Bilmem siz hatırlar mısınız? Yani bizim çocukluğumuzda ben çocuk kitabı hatırlamıyorum ki benim babam. Bizim oyuncağımız yoktu ama o kadar çok kitabımız vardı ki evde. Benim de öyle. Ama kitap, çocuk kitabı son derece azdı. Bir örnek vermek isterim size, inanamadım. Şeyde, Denizli'de Mehmet adında bir çocuk, 18 yaşındaydı kitap evini açtığı zaman. Beni imza gününe çağırmıştı. Beni şaşırtan şey, kitap evinin alt katında çocuk kitapları var, resimli çocuk kitapları var. Her çocuk oraya giriyor, istediği gibi kendini yere atıyor, istediği gibi o kitapları karıştırıyor. Ben tabii o kalabalık yapacağım ya, dedim ki Mehmet, çocuklar kitapları karıştırıyor, işte onlar bozarlar, tükürük evet. Şey derler, buruşturuyorlar filan. Evet abla dedi, ama dedi ben her ay bunları değiştiriyorum ve ben dedi bundan dolayı hiç zarar etmiyorum. Çünkü çocuk kitapları araştırıyor, beğeniyor bir tanesini, alıyor gidiyor, sormuyorum bile dedi. Ve şimdiye kadar tek bir çocuk çıkmadı ki annesinin babasının elinden sürükleyerek getirip Mehmet abiye borcum var, borcumu öde demeyen tek bir çocuk çıkmadı. Ama büyükler kitap çalıyor dedi. İnanamıyorum. Evet, bu da çocukların masumiyeti, evet. Değil mi? Toplum insanları nasıl biçimlendiriyor? Peki biz de. Biz okul öncesi öğretmenliği bölümünde bu dersi nasıl yapalım? Tabii ben şanslıyım, sizi tanıyordum ve sizi davet ettim. Tabii ki bu keşke daha sık sık yapabileceğimiz bir şey olsa. Keşke olsa. Elimizden geleni ikimiz de yapacağımıza eminim de başka ne önerirsiniz? Bu çocuklar, özellikle okul öncesi yaş grubunun hayal gücünü geliştirmek için, dil gelişimini, dili doğru kullanmaları için ne yapsınlar? Bu öğretmenlerimize neler önerirsiniz? Vallahi ben buna kendimi yetkili bulmam doğrusunu isterseniz. Yani tamam. Gerçekten herkesin bir uzmanlık alanı var. Çok uzmanlık da pek mümkün olan bir şey değil. Mutlaka. Ama şunu söyleyebilirim, o çocukların nasıl, pardon, yazarın, çocuk kitabından söz ediyorum, yazarın nasıl, yazara nasıl o çocukların gereksinmesi varsa, o çocuklara da yazarın gereksinmesi var. Tabii ki. Onların teorik bilgileri, onların staj aşamasında edindikleri bilgileri bence yazarlara iletirlerse onlar daha başarılı yazarlar olacaklardır. Siz de tam tersini istiyorsunuz. Bunlar nasıl iyi öğretici olsunlar? Vallahi ben burada bencillik yapacağım. Onların bana faydası var ama ben de elimden gelen yardımı yapmaya çalışırım. Ama benden teorik ya da akademik bilgi istemeyin. Ben dışarıdaki sıradan. Peki. Ondan ziyade şu yeni gençlik biliyorsunuz. Çocukluktan başlamak kaydıyla okumayı pek sevmiyor. İşte televizyon, bilgisayar gençliği diyoruz artık. Her şey dilli, çok basitleşti. İşte birbirlerine evet. Mesaj yazarken maalesef sözcükler kayboluyor, kısalıyor, dil bayağı yıpranıyor diye ben kesinlikle şey yapıyorum, kesinlikle algılıyorum. Örneğin çocuklara okuma sevgisi nasıl alıştırılabilir? Şimdi Türkiye tabii çok kötü günler yaşadı. Bu faşizan bir takım dönemler yaşadı. Bu dönemlerde o tarihte bilgisayar yok. Daktilolar teşhir edildi. Kağıtlar, yazılı metinler, evet. Kitaplar hepsi teşhir edildi. Bunlar ve yok edildi. Yok edildi. Bunun daha trajiği de yapıldı. Resmi güçlerin yok etmesi bir tarafa, kendisini risk altında gören ülkenin aydınları, düşünürleri
bunlar bile kitaplarını yok etmek zorunda kaldılar. Çünkü suçluydu. Kitaplar suçluydu. Kitap, dolayısıyla evet, seni suçlu yapacaktı. Hani adeta evinde zehir varmış gibi. Var, sen insanları zehirliyorsun. Evet. Bu yapıldı. Yasaklanan kitaplar vardı. O yasaklanan vardı. Kitaplar döneminde yetişenler bugünün ana babaları. Doğrudur. Evet. Onlar kitaptan uzak büyüdüler. Onlardan gelen çocukların ister istemez o kadar büyük alerjileri var ki ya da korkuları var ki kitaba karşı, çocuklarına kitabı yeterince sevdirmeyi, onun önemini anlatmayı başaramadı bu anne babalar. Doğru. Bu andaki o kuşak. O kuşağın gerçeği anlaması lazım. O da eğitimin son aşamasındaki üniversitede ne kadar yapılır onu da bilemiyorum ki. Bakın ben size inanamayacağınız bir şey anlatayım. İlk kitabım yayınlandığında bir kitap evinde imza günü yapılmıştı. Meşrutiyet Caddesi'nin başında bir köşedeydi. Hı. Evrensel Kitap Evi'ydi adı. Evrensel Kitap Evi'nde ilk kitabı çıkan yazar olarak gittiğimde bekleyen okurların sayısı köşeyi dönmüştü. Upuzun mağazayı doldurmuş, sonra köşeye dönmüştü. Bugün bir imza günü yaptığında 50-60 kitap satılabildiğinde ben bir gün, yani 5-6 saatlik bir zamanda işte fena geçmedi diyoruz. Bu kadar kötü durumda. Bu zorla olmuyor. Tabii ama ki. Bu bakın, öğretmen okumazsa İlkokul çocuğu okumaz. Anne baba okumazsa. Anne baba okumazsa okumayan, sanata evet, giden çocuk da okumaz. Anne baba okumazsa işte kuşaklar böyle oluyor. İnsanlar gitgide birbirinin aynı konuşmalar, aynı ödevlerle aynılaşmaya başlıyor. Şimdi siz bana bir çözüm istiyorsunuz ama ben size daha trajik bir son vereceğim. Aldous Huxley'nin Güzel Yeni Dünya diye korkunç bir kitabı vardır. İnsanların bir kısmı ipsilonlaşır. Hı hı. Yani asgari ihtiyaçla asgari iş yaptırılır. Hı hı. İşte kademe kademe yüktür ve bunların mesela üreme yetenekleri bile ellerinden alınır. En üstte işte alfalar vardır. Alfalar, sonra betalar. Ne yazık ki bu küreselleşme de bunu çok tetikledi. Küreselleşmeyi yaygınlaştırmak istediklerinde bize en küçük toplulukların bile kültürleri yaşatılacak dendi. Oysa bunu tam insanları bölmek için de kullandılar. Sonuçta şu anda dünyanın bir kaos içinde olduğuna inanıyorum. Ama insanın aklına ve şurasına, sol memenin altındaki cevahirin de güzelliğine de inanıyorum ben. Evet. Bunlar da geçer. Bunlar da geçer. Evet. Yani imsal olmak için bir somut önerim yok ama çok sağlam umutlarım var. Ne kadar güzel. Umut fakirin ekmeğiymiş değil mi? Hepimizin ekmeği herhalde. Evet, şimdi biraz da şeye geçsek, siz çok güzel değindiniz. Çocuklara çok küçükten itibaren masal anlatmak. Evet. Bu bizim Anadolu kültüründe de çok var. Çok Anadolu masallarımız çok çok zengin kültür bağlamında. Tabii artık anneler belli oranda okumaya başladı. Bu en azından kültür şeysini, zenginliğini nasıl yaşatmamız gerekir? Yani gerçekten... Çocuk, anne sabahleyin kalkıyor, işe yetişme telaşında. Derdinde, evet. Akşam geliyor, işte yemekti, şuydu buydu, bir sürü sorumlulukları var. Ama o anne yapıyor yine de. Yine de çocuğunu dizinin yanına alıp bence kitabını okuyor. Evet. Ben de yaptım onu. O, ha, evet, anne yani olarak ben de o son derece yönümle övünürüm. Hatta ben de kendi yaşamımdan bir örnek vermem gerekirse, ben İşte kızım 3-5 yaşları civarında, ben akademisyen olma çabasındaydım. İşte tez yazmam lazım, derslere girmem lazım. Çocuk, evet, oraya koş buraya koş tabii. Ve akşam böyle
bizim akademisyen olarak zaman şeyimiz de yoktur. İşte 5'te işiniz bitmez. Bitmez tabii. Hem ders hazırlama bağlamında hem işte yazılı oku, şunu yap, bunu yap. Hep toplantılar. Evet. Ben eve geldiğimde kızım tabii ki beni bekler bulurdum. Özlemiş, evet. Evet, onun işte karnını doyururdum. Ama hiçbir zaman masal saatimizi atlamadım. Evet. Yani onun da yemekten sonra yatak keyfimizdi. İşte kitaplarımız başımızda durdu. O seçerdi, anne bunu oku. Hatta şunu çok dillendirirdi. Bilmiyorum onu nasıl değerlendirirsiniz. Anne okuma, anlat derdi. Evet. Evet, çünkü gözlerinizin karşılaşması istiyor çocuk. Orada etkileşim istiyor çocuk. Tabii, tabii. Onun için ben de şimdi öğrencilerime hep o noktayı çok vurguluyorum. Ve diyorum ki öyküyü okumayın. Okumayın. Hatta mümkünse oynayın da, yalnız anlatmayın. Evet. Mesela anlatmıştım size, hani Hollanda'da bir 3 yaş, 4 yaş grubu çocuklara oynadık. O evet. İkinci seferde onlar öyküyü değiştirdiler, kendi öyküleri. Ben de sana bir tane anlatayım çok diye başladıklarını. Oynamanız gerekli. Evet. Çünkü o iletişimi çocuk kadar algılayan hiçbir canlı türü yok yeryüzünde. Evet. Şimdi şöyle bir şey. Bu tamam, anneler bir yandan veriyor. Ama... Şimdi televizyonlarda da masallar var. Evet. Bunların da yarar var. Bunların da özenle anlatıldığını ben zannediyorum. Ben çocuk de, programları öyle. Genel olarak gayet güzel, çok kötü, yani kötü tarafları da var. Zaman zaman evet. Çizgi filmler vesaireler değişiyor ama çocuğa aslında kendisinin yalnızca doyurulup yatırılacak, barındırılacak bir insan olmadığı. Evet. Onun çok değerli olduğu, bir armağan gibi kabul edildiği duygusunu vermek gerekli galiba. Tabii bu çocuğu ki. Kimlikli yapıyor. Kimlikli çocuk talep edebiliyor. Edebiliyor, doğru. Talep eden çocuk da zannediyorum günü geliyor kültür de talep ediyor. Tabii ki. Kültür de bizim düşünmemizi ve algılama gücümüzün artmasını sağlar. Evet. Biz geçen hafta eğitimde drama konusunda bir workshop yaptık. Yine sizin gibi çok kıymetli bir misafirimiz var Ankara'dan. Rica ederim lütfen. Zaten yani insan ne kadar yaratırsa, ne kadar çok sayıda eser verirse o kadar mütevazi oluyor. Bu herhalde yetişkin, evet. Gerçekten her konuda zengin insanların gönül zenginliği diyorum ama ben. Ama biraz da şeyde, mesela bu aslında üniversiteden gelir. En zalim hoca asistanlardır biliyorsunuz. Evet, değil mi? En hoşgörülü olanlar da profesörlerdir. Desenize, biz de öyle olduk artık. Tabii, tabii öyledir. Evet, onun için şimdi... Bu çocukların tabii ki eğitimde drama çok güzel bir alan. Güzel ve bir Türkiye'de şey. Son zamanlarda çok patlama yapan ve büyük de ilgi duyan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da tanınan alana olması gerçekten çok güzel. Evet. Geçen hafta böyle bir workshop'umuz vardı ve ben onun üstüne sizi mutlaka istedim. Çünkü hani demin dediniz ya, öyküler okunmasın, anlatılsın. Siz de çok güzel eklediniz, oynansın. Evet. Çünkü bu gerçekten doğa bir etkileşim oluşturuyor. Çocuklarla çocuklar arasında, çocuklarla öğretmen arasında ve çocuklar onu yaşayarak deneyimleri kazanıyorlar. Evet. Biz şu anda gerçekten bu alana da çok şey yapıyoruz. Ağırlık vermeye çalışıyoruz. Hem bölümümüzde hem fakültemizde. Burada bu öykülerin özellikle çocuk öykülerinin oyunlanmasını hiç şeyi istiyor musunuz? Ya da böyle bir mesela çocuk tiyatrolarına yönelik herhangi bir çalışmanız var mı? Var ama ben asıl yıllarca TRT'ye bayağı çok sayıda
çocuk dizisi yazdım. Harikasınız. Tabii, onlar hiç duymamıştım ama bu yönelimizi. Evet, evet, çok fazla hem de. Yıllarca evet. yazdım. Çocuk tiyatrosu da yazdık. Şey deriz, yani bundan ilgilenen pek çok insan var ve bu pek çok insanın çok başarılı şeyler çıkardığına da eminim. Bir de çok heyecan verici bir şey. Çocuk her şeye katılmak isteyen evet. bir canlı. Evet. Oyuna gittiği zaman kendisini sahnede hissediyor zaten. Evet. evet. Bu hoş bir şey. Eğitim için çok yararlı bir evet, şey. Yani yalnız evet. kültürden söz etmeyelim. Tabii tabii. Eğitim tabii, de üretim tabii, için tabii, de tabii. çok yararlı. Onun için biz zaten eğitimde dramayı bir yöntem olarak da değerlendiriyoruz. Ve çok, çok da kullanmaya çalışıyoruz. Çok akıllıca olduğunda evet. itiraf etmeliyiz. Valla Ayna Hanım sizinle konuşmak korkunç zevkliydi. Zamanın nasıl aktığını ben hiç hissetmedim. Bilmiyorum siz ne hissettiniz. Yalnız sizden bir söz daha alabilir miyiz? Bizi yalnız bırakmayın. Sık sık üniversitemize ve fakültemize. Hayır, benim orada söylediğim ben sık sık geleyim değildi. Başka yazarları da getirin anlamınaydı. Tabii ki onları da ama biz sizle de çok birlikte olmak istiyoruz. Söz alalım mı? Öğrencilerim adına. Şu romanımı bitirmeden olmaz söz vermeyeyim. Diyorsun. Söz vermeyeyim. Ondan tamam. sonra bir daha konuşalım. O zaman daha zayıflarım. Şu anda çok güçlü ve dik duruyorum. Ama ne zaman bitirmeyi planlıyorsunuz? Valla bu yazın gece gündüz çalışmak düşünüyorum. Harika. Ha, o zaman zaten eğitimimiz de yok. Onun için evet. siz de rahatsınız. Gelecek akademik yılda sizi tekrar bakalım konuk olarak davet etmek istiyoruz. Bakalım. Ve sözümüzü de aldık diye düşünüyorum. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Babalar gibi konuşayım. Bakarız. Bakarız değil mi? Tamam. Ben de öğretmen gibi konuşayım o zaman. Ama ben öyle klasik öğretmen olmayı hiç beceremedim. Belli. Kapı kapatan. Evet. Her yerdeyim ben her zaman. Tekrar teşekkürler. Rica ederim. Sizi ben tekrar teşekkür görmek ederim. İstiyoruz. Çok sıcak bir sohbetti gerçekten. Sağ olun.